Günaydın, iyi haftalar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında Focus'la karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki bir saat boyunca piyasalara bakacağız. Ekonominin detaylarını aktarmaya çalışacağız. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti. Milyonlar oy verdi ve resmi açıklamalara göre şu anda 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri yeniden yapılacak gibi duruyor. Resmi açıklamalar geldikçe takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Peki piyasalara nasıl başlıyoruz? Hareketler nasıl bu sabah saatlerinde dediğimiz zaman? Borsada geçtiğimiz hafta haftalık yükseliş şöyle bir %8 civarı gerçekleşmişti. Bu sabah saatlerinde açılış gerçekleştiğinde %6,38'lik bir düşüş oldu ve devre kesici çalıştı. 10.30 itibariyle işlemler yeniden başladı ve biraz satışlar daha yumuşamış, yavaşlamış gibi duruyor. Şu anda %3,30'luk aşağı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor borsa tarafında. Ve alt endekslere bakalım. Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinin öncülüğünde yükselişler gerçekleşmişti. Şu anda bankacılık endeksinde %9 civarında bir düşüş dikkatleri çekiyor. Mali endeks tarafında ise %5'in üzerinde satış hakim. Sanayi endekste ise %1'lik biraz daha diğer iki endekse kıyasla nispeten daha olumlu bir tablo diyebileceğimiz bir tablo karşımıza çıkıyor şu saatlerde. Para piyasalarına bakalım. Orada dolar TL tarafında biz 19.66 seviyesini gözlemliyoruz. Dolar TL tarafında böyle bir tablo varken Euro TL'de de 21.42 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Aslında dolar endeksi 5 haftanın en yüksek seviyelerine geldi. Ama şu anda her ne kadar yön aşağı olsa da Euro dolar paritesinde 1.08'e doğru bir geri çekilme olduğunu gözlemledik. Şu anda dolar endeksi aşağı, Euro dolar paritesi yukarı doğru gidiyor. Bakalım burada nasıl bir seyir olacak. Bunu da takip edeceğiz. Avrupa borsaları yeni haftaya olumlu başladı gibi bir tablo karşımıza çıkıyor. Türkiye seçimleri Avrupa'nın da gündeminde olmaya devam ediyor. Bunu da aktaralım ve geçelim şimdi ABD vadelilere. ABD vadeli piyasalara da baktığımız zaman orada da tabii birinci konu hala borç tavanı meselesi olmaya devam ediyor. Son dakikaya kadar görüşmelerin devam edeceğine dair haberler geliyor ve son dakikaya kadar da olsa bir şekilde orada borç tavanı mevzusu çözülecek ve ABD dünyanın en büyük ekonomisi temeride düşmeyecek beklentisi hakim. Ama tabii ki burada resmi açıklamalar çok yakından izleniyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın kongre liderleriyle bir görüşmesi vardı. Ancak bu hafta ertelenmişti. Buradan gelecek sonuçları da yakından izleyeceğiz. Şu an itibariyle vadeli piyasalar olumlu bir açılışa işaret ediyor. S&P 500 Cuma günü 4100 kritik seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadı ancak onun üzerindeki kapanışı gördük ve buradan sonrasında bakalım nasıl hareketler izlenecek ama borç tavanı konusu biraz aslında ABD tarafında risk iştahını azaltan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan da Cuma günü açıklanan verilere göre ABD tarafında uzun vadeli enflasyon beklentileri 12 ayın en yüksek seviyelerine geldi. Bu da şöyle bir panik yarattı aslında piyasalarda. Fed faiz artışlarını durdurmayabilir ve hatta işte piyasalar tarafından beklenen o faiz indirimleri yıl sonu itibariyle hiç yaşanmayabilir şeklinde bir beklenti oluştu. Geçelim şimdi emtia piyasalarına. Emtia'daki duruma göz atalım. Altının onsu 2018 dolardan geçiyor şu saatler itibariyle. Yön yukarı duruyor. Yemyeşil bir tablo var emtia piyasası tablosunda. Gram altın 1276 liradan el değiştiriyor. Geçen hafta %0,72'lik bir yükseliş oldu gram altında haftalık bazda. Gümüşte toparlanma olduğunu görüyoruz. Orada da %0,53'lük yükseliş hakim. Brent petrol 74 dolarda seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da yine 75 doların altına gerilemişti. Ancak bugün iki tip petrolde de sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Amerikan ham petrolde 70 doların üzerinde. Kripto paralara bakalım son olarak. Ana kripto para Bitcoin 27.400 dolar seviyelerinden işlem görüyor. %2'ye varan yukarı yönlü bir hareket gözlemliyoruz şu anda. Ve Ethereum'da 1700'lere kadar geriledikten sonra yeniden 1800 doların üzerine çıkmış durumda. Ve şimdi piyasa detaylarını almak üzere Albatros portföye gideceğiz. Fon yöneticisi Gökhan Uskuay bizimle beraber. Gökhan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Evet, seçim sonrasında piyasalarda nasıl hareketler gerçekleşiyor? Bugünden beklentilerimiz ne? Ve tabii bu hafta içerisinde hangi önemli veriler piyasaların odağında olacak acaba? Seçimler tabii piyasaların odağında olacak ve bundan sonraki en fazla konuşulacak süreçte bundan sonraki ekonomik politikaların ne olacağı. Yani seçim sonrası ekonomiyi en fazla konuşacağız. Burada Cumhurbaşkanlığı seçiminden birinci tur veya ikinci tur öncesinde en önemli şeyin meclisin tablosu olduğunu söylemiştik. Meclisin tablosunun bize gösterdiği şey önümüzdeki 5 sene daha mevcut politikaların devam edeceği, seçmen tarafından, ekonomik tarafından herhangi bir şekilde bir
olumsuz bir tablo olmadığı, yani o şekilde bir tablonun çıktığını gözlemliyoruz. Bu da önümüzdeki dönem içinde bir değişim olmadığını gösteriyor. Geçen hafta Borsa İstanbul %9 yükselirken, bankalar %26 yükselirken esasında bir ekonomideki değişim beklentisi fiyatlanmıştı. Bugünkü yaşanan şok ve bundan sonraki gelecek satış baskıları da aslında bir değişimin olmaması yönünde bir fiyatlamayı beraberinde getirecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki hafta sonra tekrar bir ikinci turu izleyeceğiz ama burada Cumhur İttifakı'nın meclisi ele geç yani meclisin %50'nin üzerine oy alması nedeniyle ikinci turda da İlk turda en yüksek oyu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etme olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de yani 2 hafta sonra Cumhurbaşkanlığı sonucunun açıklanması, daha sonra Bakanlar Kurulu'nun tekrar yeniden belirlenmesi ve seçim sonrasındaki izlenecek ekonomi politikaları bizim için belirleyici olacak. Ama şunu söyleyebiliriz ki hani bir şey değişmedi, değişen bir şey olmadı. Bundan sonraki süreçte ne değişeceğini bilmiyoruz. Bu da bir belirsizliktir. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Yani mevcut politikalar önümüzdeki 5 sene içerisinde de devam edebilir. Yani oyunun kurallarında değişen bir şey yok. Biz aynı oyun kurallarıyla birlikte hani yatırımcılar olarak ve yatırım dünyası olarak aynı şekilde devam edeceğiz. Mevcut oyun kuralları içerisinde. Ben Borsa İstanbul'un bu dönemde geçen hafta özellikle yabancı girişi oldukça yüksek olmuştu. O yabancının olduğu gibi çıkacağını düşünüyorum. Çünkü burada kur hala çok ideal fiyatlarda. Hani girdikleri kur, borsadaki yaşanan %10'luk yükseliş, bankalarda %30'luk kazanımları ve daha sonrasındaki mevcut kurdan çıkma olanakları bence piyasada satış baskısının bu hafta içerisinde devam etmesine sebebiyet verecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gökhan Uskuay bizler için değerlendirdi Albatros Portföy'den. Şimdi biz Bloomberg ET araştırma masasına gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Bloomberg ET araştırma analisti Çağlar Kuzukluoğlu bizimle beraber. Çağlar, günaydın, hoş geldin. Günaydın Eyan. Evet, seçim sonrasında nasıl fiyatlamalar var, detaylar nasıl, neler bekliyoruz acaba ve yeni haftada seçim dışında başka gündem maddelerimiz olacak mı, ne dersin? Yani tabii bir ekonomi kanalıyız. Bu noktada da ağırlığımızı ekonomiyle ilgili ajandalar oluşturuyor ki bunları beklerken de buna dönük aslında resmini yansıtmaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'nin de açıkçası aylardır gündeminde seçim vardı. Seçim öncesinde elimizden geldiğince özellikle makro taraftaki detaylara yer vermeye çalışmıştık. Şu an itibariyle de mevcut tabloda piyasadaki hareketi göstermek isteriz ki herkes de şu anda en azından piyasayı takip edenler bu noktadaki değişiklikleri merak ediyordur. İlk etapta CDS'e bakacağız. Çünkü CDS'de bir miktar son aylarda seyrettiği bandın dışına çıktığını görüyoruz. Şu an itibariyle Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 611 seviyesinde. Aslında 2022 yılında özellikle savaşın çıkmasının ardından yukarı yöndeki seyirde 900'e kadar yükseldiğini izlemiştik. Buradan sonra geçen yılın sonbaharına yaklaşırken sert dalgalanmaların olduğu süreçte aşağı yönlü, yukarı yönlü sert hareketler sonrasında 700'lü seviyelerden özellikle Kasım ayından itibaren 600'ün gerisine gelmiştik. Değerli izleyicilerimizin Kasım'dan itibaren seyirde göreceği üzere 500-600 bandında seyrediyordu. Sabah itibariyle 600'ün üzerine çıkmış vaziyette. Kurda 19.66'nın üzerindeyiz. Borsadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Sabah saatlerinde hem Viyop'ta hem de spot piyasada olanları gördük ama bankacılık endeksine dikkat çekmek isteriz ki aslında seçimden önceki haftanın bankacılık endeksinde yukarı yöndeki hareketle anıldığını ve bu hafızamızda bu şekilde yer ettiğini hepimiz hatırlıyoruz. Bakarsak da Reyhan özellikle 2023 yılı itibariyle Mart ayından itibaren düşün geçtiğimiz hafta bir parantezle yukarı yöndeki harekete çevirmişti. 5000 puan üzerinden şu anda 500 puanlık bir %9'un üzerinde gerileme ile seçim sabahında CDS ile beraber şu anda en çok dikkat çeken unsur olarak karşımızda. Bakalım ilerleyen günlerde haber ve veri akışlarına göre özellikle biz tarafında nasıl gelişmeler bizi bekliyor, hep beraber izleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar aktardıkların için.
geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Güneydoğu Anadolu İhracat Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci bizimle birlikte olacak. Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi konuğumuz Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci. Fikret Bey hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Günaydın. Evet, şimdi Türkiye milyonlar dün sandığa gitti. 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere ve önümüzde resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turda yapılacak bir seçim var gibi duruyor. Sizin görüşünüz nasıl acaba? Bu resmi olmayan sonuçlara göre çıkan sonuçlar bize neyi gösteriyor ve önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarına dair neler yaşanabilir? Leyhan Hanım, öncelikle ben bütün ülkeyi baştan sona kutluyorum. Çünkü çok ciddi ve önemli bir demokrasi sınavını büyük bir başarıyla, problemsiz, olaysız tamamladık. Evet, ikinci aşamaya kaldı. Oylar bunu bu şekilde takdir etti, bu şekilde işaret etti. Bundan sonraki süreçte mutlaka bir sonuca bağlanacak. Biz iş dünyası olarak şöyle, biz istikrarın çok daha önemli olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Bu seçimden kaynaklı, seçime endeksli yapılan bir takım işlerin iş dünyasını ciddi anlamda sekteye uğratıyor. İşte gerek kurlar, gerek piyasalar, gerek dinamikler açısından. Ben bir an önce bu seçim atmosferinden çıkıp tıpkı bundan önce mesela 5 yıl boyunca ciddi bir istikrar vardı. Ondan önceki süreçte aynı şekilde. Dikkat ederseniz ülkeler istikrarlı yönetimlerle çok daha başarılı hale geliyorlar. Dolayısıyla biz de bir an önce bu seçim ortamından çıkıp normal rutinimize iş dünyasının istediği o istikrarlı bir zemine getirip işimizi yapmak istiyoruz. Buradaki iki haftalık süreç elbette bizim açımızdan çok şey olmayacak. Yani çok böyle çok güllük gülistanlık olmayacak ama bu da geçecek. Eninde sonunda normal seyrimize geçip işimize bakacağız. İhracat bizim için çok çok önemli. Dünyada pazarın ve tüm dengelerin değiştiği bir ortamda bizim bir an önce normale dönüp işimizi yapmamız gerekiyor. Evet, yani seçim atmosferinden bir an önce çıkılması gerekiyor. İşimizin gücün başına dönmeliyiz ve bir şekilde hani bu verimsiz ortamdan çıkmamız gerekiyor dediniz. Peki hani seçim sonucundan bağımsız olarak iki hafta sonrasında bu seçim atmosferinden çıkıldığı takdirde acaba yani sizin alanınızda özellikle biraz önce kur vurgusu yaptınız örneğin. Hani bir ihracatçı olarak kur anladığım kadarıyla sizi etkiliyor. Dolayısıyla hani beklentiler nasıl olacak acaba? Ekonomi politikalarının nasıl şekillenmesini beklersiniz? Talepleriniz ne olur? Şimdi şöyle kuru şunun için söyledim. Bir ihracatçının, ihracata çalışan bir firmanın kur en önemli enstrümanlarından bir tanesi. Siz kuru eğer çok düşük tutarsanız içerideki maliyetlerde çok daha fazla yükseldiği için pazardaki eliniz zayıflar, gücünüz kaybolur. Rakipleriniz sizin önünüze geçer ki biz de şu anda tam olarak bunu yaşıyoruz. Mesela biz bu en son Nisan ayında ciddi anlamda düşüşler yaşandı belli sektörlerde. Ama bu geçici bir durum. Dünyadaki içinden geçtiğimiz konjonktür de bunu bu şekilde gösteriyor. Biz bir şekilde bu seçim atmosferinden çıkıp kendi normal rutinimize döndüğümüzde bunların düzelebileceğini, kendi normal seyrine geleceğini düşünüyoruz açıkçası. Bundan kaynaklı da o zaman ihracat çok daha farklı bir yere gelecektir. Bakın şu anda düşük kurdan kaynaklı biz Türkiye'de bunu herkes söylemiyor pek, ama çok ciddi anlamda en tarihimizde görmediğimiz döviz bazında yüksek bir asgari ücreti ödüyoruz iş dünyası. Bu elbette ki çok önemli. Elbette ki çalışanlarımıza çok daha yüksek ücretler ödemeliyiz. Ama bunun bir de bir karşılık matematiği var. Dolayısıyla her şey denge içerisinde yürümesi gerekiyor. Gerek kurun, gerek faizin, gerek enflasyonun bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak belli bir seviyede, belli bir stabilitede yürümesi gerekiyor. Bizim de istediğimiz açıkçası bu.
bir ihracatçının ihracatını çok daha iyi şekilde yapabilmesi için bu standartların yerine gelmesi gerekiyor. Evet, döviz bazında tarihte görülmemiş düzeyde, yüksek düzeyde bir asgari ücret ödemesi yapıyoruz dediniz. Daha önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar arasında bundan birkaç hafta önce Temmuz'da yeniden bir asgari ücret düzenlemesi gelebileceğini, yeni bir zam gelebileceğine dair sinyaller gelmişti. Dolayısıyla hani bu da takip edeceğimiz gelişmelerden biri olacak ama bu sizi nasıl etkiliyor acaba? Hani bu gibi bir hani asgari ücrete yapılan bu zamlar, bir taraftan EYT konusu tabii ki yine gündemde, nasıl bir süreç geçiriyorsunuz? Şöyle, kimse beni yanlış anlamasın. Ben asgari ücretin artmaması anlamında bir şey söylemiyorum. Evet. Elbette ki asgari ücret enflasyon oranında artması lazım ama döviz kurunun da aynı oranda artması lazım. Bizim sadece ihracatçılar olarak altını çizmek istediğimiz nokta bu. Bizim bir ürünün içerisindeki işçilik maliyetimiz %3 ise atıyorum, şu anda %7-8-9'lara çıkmış durumda. Dolayısıyla bu bizim elimizi piyasada ciddi anlamda daraltıyor, zayıflatıyor. Dünyada hiçbir şirket, hiçbir doğru üretici yoktur ki günün sonunda overall'da %5'ler, %6'larla iş yapsın. Dolayısıyla bu stabiliteyi sağlamak istiyoruz. Evet, Temmuz ayında tekrar zam yapılacak olabilir, yapılması da lazım. Çünkü bizim çalışanlarımız bunun karşılığında eğer mutlu olmazlarsa, verdiğimiz ücretle belli bir hayat seviyelerini sürdüremezlerse biz işlerin hiçbirini yapamayız. Bizim en önemli kaynağımız beşeri sermayemiz. Bunu ben kendim çalışma olarak birçok yerde, birçok platformda elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Beşeri kaynak, beşeri sermaye, insan gücü bizim en önemli güçlerimizden bir tanesi. Buna sahip çıkmamız lazım. Ama buna sahip çıkarken de ekonomik dengeleri bozmadan, belli standartları kaybetmeden bunu yapabilmemiz lazım. Evet, bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bir taraftan da örneğin işte biraz önce ilk sorunun cevabında yaşananların, örneğin işte kurdaki aşırı değerlenmenin sizin rekabet kapasitenizi biraz azalttığını söylediniz. Acaba başka hangi gelişmeler var şu anda Türkiye'yi bu anlamda biraz daha geride tutan? Lojistik anlamında sanıyorum ki pandemiden sonra biraz daha bir alan kazanıldı. Ama sonrasında bu da mı acaba kaybedildi? Ne dersiniz? Şöyle, lojistikte pandemiyle birlikte bizim önemimiz bir kat daha ortaya çıktı. Uzak Doğu'dan özellikle çok yüksek rakamlarla olan lojistik şu anda tekrar eski seyrine, hatta geldiği noktanın altına indi. Böyle olunca da biz oradaki gücümüzü, lojistik gücümüzü tekrar kaybettik. Ha, burada yapmamız gereken şey nedir? Lojistiğimizi de bizim düzenlememiz gerekiyor. Lojistik alanda özellikle demir yolu yatırımlarımızı, ki şu anda hükümetin, özellikle Ulaştırma Bakanlığı'nın büyük bir bütçesi demir yollarına ayrılmış durumda. Bu biz ihracatçıları özellikle ziyadesiyle çok memnun ediyor. Demiryolu yatırımlarına önem vermemiz lazım. Yerli ve milli deniz yollarımız, nehir yollarımız, deniz yollarımız bununla ilgili. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Reyhan Hanım. Biz taşımacılığı karayolunun sırtından alıp demiryolu, deniz yolu bunlara dağıtmamız gerekiyor. Karayolunu lokal dağıtımlarla 100-150-200 kilometre maksimum alan mesafelerde yapmamız gerekiyor. Tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Evet, şimdi kur konusuna geri dönersek bir taraftan da alım ve satım arasında bir makas oluştuğunu görüyoruz. Acaba bu makas özellikle karı biraz daha düşük olan, kar marjı düşük olan ihracatçıları nasıl etkiliyor? Bu konuda neler dersiniz? Şu anda alım satım arasındaki makas yaklaşık %5 civarında. Seçim öncesi rakam buydu. Bugün değişkenlik olabilir. %5, az önce de işçilikte de söyledim, bizim için çok önemli bir fark. Hiçbir üretici %5 net karla çalışamaz. Bunu da biz eğer bir şekilde bu makasa verirsek, kur farkına verirsek ciddi anlamda elimiz zayıflıyor. Yani şu önemli olan şu Reyhan Hanım, bizim kesinlikle sürdürülebilir, kabul edilebilir ve piyasa şartlarına uygun bir kurda olmamız gerekiyor. Bunun hesaplaması neyse o. Yani eksik ya da fazla, öyle olmaması gerekiyor. Bizim piyasa şartlarında rekabet edebilmemiz için
yurt dışında elde ettiğimiz kazanımları kaybetmememiz için. Biz bugün Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde ihracat konusunda çok başarılı olan bir ülkeyiz. Bu başarımızı belli bir noktaya çekmemek için, bu başarısızlığı ortaya çıkarmamak için bizim kuru belli bir seviyede tutmamız gerekiyor. Evet, bunun için de önümüzdeki dönemde bütün bu gelişmeleri takip edeceğiz. Sizler de hani iş dünyası olarak, ihracatçı olarak bu konudaki taleplerinizi de dile getirmeye devam edeceksiniz. Peki biraz da böyle hani yurt dışındaki tabloya baktığımız zaman acaba hani ihracat tarafında evet hani şu anki hani bu seçim atmosferinde olmamız, bir süredir süre gelen belirsizlik, lojistik avantajının biraz daha kaybedilmesi vesaire, bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman evet biraz bir aşağı yönlü bir tablo oluştuğunu görüyoruz. Ama acaba hani yurt dışındaki tablo bize neyi gösteriyor? Orada da biraz resesyon endişeleri hakimdi. Ancak sonrasında korkulan kadar kötü olmadığı ortaya çıktı gelen verilerle. Ama yine de belirgin bir yavaşlama olduğunu gözlemliyoruz. Ne dersiniz? Hani orada bu sene içerisinde bir resesyon beklentisi şu anda ne durumda? Özellikle de en büyük ihracat partnerlerimize bakınca. Şöyle, bütün bu saydığımız olumsuzlukların ya da piyasa olumsuzluk demeyeyim, piyasa şartlarına ilaveten bir de sizin hedef pazarlarınızdaki resesyon, oradaki bozulmalar, oradaki dengelerin bozulması, daha doğrusu şöyle, dünyada ciddi bir değişim var. Bütün ülkeler kendi içinde tedarikteki bozulmalar, buradaki sapmalar, bildiğimiz, alıştığımız doğruların yanlışa doğru gitmesi, farklı farklı yeni doğruların ortaya çıkması, bütün dünyadaki değişim açıkçası hepsini üst üste getiriyor. Kendi içimizdeki problemlerin içerisinde bir de bu hedef pazarlarımızdaki, oradaki problemlerde gelince ciddi anlamda sorun yaşanıyor. Ben açıkçası bu problemin önümüzdeki süreçte de olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da. Bugün Amerika'da enflasyon rakamları çok daha yüksek seviyelerde açıklanıyor. Avrupa bir nebze kendisini toparlasa da şöyle Beyhan Hanım, Avrupa insanı ya da gelişmiş ülkelerdeki insanlar bu tip problemlere çok daha çabuk reaksiyon veriyorlar. Çünkü alışık olmadıkları bir ortam olduğu için hemen kapanıyorlar ve birçok alışkanlıklarından vazgeçiyorlar. En önemlisi harcama alışkanlıklarından vazgeçiyorlar. Yaşam şekillerini çok seri ve hızlı bir şekilde değiştiriyorlar. Dolayısıyla bizim oradaki satış periyodumuzu, satış düzenimizi ciddi anlamda etkiliyor. Bütün bunlara bir de içerideki dinamikler gelince ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Ön sorunuzun cevabına gelirsek, bundan sonraki süreçte ben yine aynı şekilde Avrupa'da ve Amerika'da bu resesyon ve işlerin birazcık daha sıkıntıya gitme sürecinin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, peki şöyle bir son olarak sizin bölgenizdeki faaliyetlere baktığımız zaman hani deprem sonrasında acaba nasıl bir toparlanma süreci yaşandı? Bu durumun da biraz tabii ihracatı olumsuz etkilediğini gözlemlemiştik. Orada da üretimin zarar görmesiyle beraber son gelinen durum nasıl, nedir acaba? Şimdi biz hızla süratle yaralarımızı sarmaya ve üretimlerimizi normal haline getirmeye çalışıyoruz. Bölgede bizim dışımızdaki şehirlerde birazcık daha yavaş ilerlese de biz Gaziantep'te biz rakamlara şöyle bakıyoruz Reyhan Hanım. Özellikle enerji tüketimine buradan çok ciddi enerji, elektrik ve gaz tüketimiyle biz üretimimizi iyi kötü tahmin edebiliyoruz. Bu şu anda biz deprem öncesi oranlarımıza hemen hemen gelmiş durumdayız. Dolayısıyla Gaziantep bu konuda kendini diğerlerine göre daha çabuk toparladı ama aynı şekilde aynı şey Hatay için ya da Maraş için ya da Adıyaman için söyleyemeyeceğim, bir Malatya için söyleyemeyeceğim. Çünkü oralarda endüstrinin dışında insanların yaşam alanları ile ilgili de çok ciddi problemler var. Onlar hızla sarılmaya, giderilmeye çalışılıyor. Gerek konteyner kentler, gerek kalıcı konutlar, prefabrik evler, bu konularda ciddi ciddi çalışmalar var. Ve son sürat bunlar devam ediyor. Biz de içerisindeyiz. Görüyoruz, takip ediyoruz. Elimizden geldiğince de destek oluyoruz. Bu süreç geçecektir. Mutlaka geçecektir. Önemli olan bu yaşadığımız olaylardan ders çıkarmamız. Bundan sonraki süreçte bundan önce yaptığımız hataları yapmadan özellikle
deprem bölgesindeki yapılaşmaya, oradaki yaşam şekline, üretim binalarımıza dikkat edip bunu deprem şartlarına göre yapıp zemin etütüyle, bina kalitesiyle doğru işler yapmamız gerekiyor. Yaşadığımız acılardan, felaketlerden ciddi anlamda ders çıkarmamız gerekiyor ki bence bu son depremde bu dersin çıkarıldığını düşünüyorum açıkçası. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci bizimle beraberdi. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Atıl Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu bizimle birlikte olacak. Fokus'un son bölümüyle karşınızdayız. Şimdi de Ankara stüdyomuzda Atıl Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün 13. Cumhurbaşkanı seçmek üzere milyonlar sandığa gitti ve resmi olmayan sonuçlara göre seçim 28 Mayıs'ta ikinci turda bir kez daha gerçekleşecek gibi duruyor. Cumhurbaşkanlığı yarışı devam edecek gibi duruyor. Şu tabii ki resmi bir değişiklik olduğu takdirde biz de bunu paylaşacağız. Ama seçim sonucundan bağımsız olarak daha önce de sizinle çokça konuştuk. Ekonomi politikalarının nasıl olması, nasıl değişmesi gerektiğine dair. Nasıl görüşünüz var acaba? Seçim sonucundan bağımsız olarak neler bekliyorsunuz Türkiye ekonomisine dair? Seçim sonucundan bağımsız olarak Türkiye ekonomisine ilişkin dünden sonra uzun yıllar yaklaşık yarım yüzyıla yaklaşan iş dünyasının, iş hayatının, üniversitenin, bürokrasinin, ekonominin içinde biri olarak şunu gördüm. Açıkçası ekonomi, siyaset ve sosyoloji diye üç başlık ortaya koyarsak şunu söyleyeyim, çok rahatlıkla siyasetin ekonomiye baskın çıktığını geçen haftaki yazımda da bunu farklı ifade etmeye çalışmıştım. Sosyolojinin de siyasette etkili olduğunu, ana damarların olduğunu, ana akımların olduğunu bir kez daha şahsen ben gördüğümüzü söyleyeyim. Dolayısıyla ekonomi politikaları ile ilgili planlamalar, uygulamalar yaparken siyaset gerçeğini, onun da arka planında sosyoloji olgusunu göz ardı etmemek lazım. Yani kamuoyuna yansıyan, sembol haline gelen soğan, patates fiyatları vesaire hiç de önemli değilmiş. Önemli olan burada başka daha sosyolojik nitelikli ana damarlar, ana akımlar. İşte ulusalcılık ya da milliyetçilik, işte terör ile ilişki, daha muhafazakar yapılarla ilgili gelişmeler. Sözün özü yani aç gezip dik gezmek veya ağaçlar ayakta ölür misali açlıkla ekonomiyi ya da siyaseti vatandaşımız ayırt ediyor, kendi değerlerini öne çıkarıyor. Ona da saygı duymakta başka yapacak bir şeyimiz yok. Demek ki önümüzde süreçte sosyologlara çok daha fazla, ekonomistlerden çok daha fazla görev düşüyor. Bu analizleri yapabilmek, Türkiye adına geleceğin dizaynını tespit edebilmek adına. Evet, siyaset ve ekonomi birbirinden bağımsız hareket etti diyorsunuz. Peki hani ekonomi politikalarına dönersek, sizin mesela hani Türkiye ekonomisinin daha az enflasyonla karşı karşıya kalabilmesi için ya da refah payının ortamının yükselebilmesi için mesela neler yapılması gerekiyor acaba? Şimdi burada ekonomistlerin, köşe yazarlarının, ekonomiyle ilgili politika yapıcıların, karar vericilerin yanıldığı bir durum daha var. O da şu, kavgada yumruk sayılmaz misali. Bu zeminde, bu ortamda
enflasyonla mücadeleden bahsetmek bana göre abesli iştigal. Halen aynı durum söz konusu. Önümüzde 8-9 ay sonra, yılbaşından sonra diyelim, Mart ayında olmakla beraber bir yerel seçimler varsa, bu da genel seçim niteliğinde sonuçlar doğuracaksa, çünkü hesaplaşmalar o zaman biraz daha farklı gündeme gelecek, ağır ve sıkı şeyler olacak, mücadeleler olacak. Böyle bir ortamda ve daha da önemlisi, daha düne kadar, ki önümüzdeki 15 günde bitmedi, düne kadar vaatlerin uçuştuğu bir ortamda enflasyonla mücadeleden bahsetmek açıkçası abeste iştigal. Enflasyonla mücadeleymiş gibi yaptığınız zaman mücadelenin anlamını, önemini ve değerini kaybetmiş oluyoruz. İnanmak imkanı ortadan kalkmış oluyor. Yani şu anda tekrar ediyorum, kavgada yumruk sayılmaz misali, enflasyonla mücadeleyi konuşmak erken. Hatta eğer hükümet değişikliği olsaydı bile, ki bunun ayak seslerini ya da satır arası mesajlarını dinliyorduk, yeni muhtemel potansiyel ekonomi yönetimi adaylarından daha yumuşak geçiş, daha ortodoks politikaları yumuşatmak gibi enflasyonla mücadeleyi soft hale getiren, light hale getiren politikalardı. Halbuki enflasyonla mücadelede ya yapılır ya yapılmaz. Yani bunu böyle ortada bırakmak, daha böyle duruma göre idare etmek mümkün değil. Sözün özü, enflasyonla mücadeleyi biraz rafa kaldırmak, öncelikleri ortaya koyarak, ülkenin, ekonominin önceliklerini ortaya koyarak daha realist olmak gerekir gibi düşünüyorum. Peki hocam, yani enflasyon yazdığı gibi en değil. Birincil sorunlardan biriyken enflasyonla mücadeleyi rafa kaldırmak olursa, o zaman mesela başka hangi sorunlarla mücadele etmek gerekecek öncelikli olarak? Evet, önemli soru bu. Enflasyonla büyüme iki farklı şeydir, olgudur. Eğer büyümeyi öncelikliyorsanız enflasyonu ötelemeniz lazım. Burada ülkenin, özellikle mevcut hükümetin dört başlık altında üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve bu vesile bu şekilde artan açığın azaltılması, daha fazla yaratma, dış fazla yaratma diye özetlenen ve Türkiye ekonomi modeli diye adlandırılan yapı büyüme odaklı. Ha, o sağlanıyor mu? Hayır, o da sağlanamıyor. Esas ekonomiyle ilgili olarak daha böyle verimli yatırımları ve yatırımlar arasında seçiciliği ortaya koymak önemli olsa gerek. Şu anda zor bir dönemdeyiz. Açıkça önümüzdeki 15 gün, onu izleyen 15 gün, 1 ay süre ve arkasından gelen meclis tatili, yaz aylarını düşündüğünüzde yılın önemli bir kısmı geçmiş oluyor ve bu dönemde politikaların sonuçlarını almak ya da politika belirlemek kolay değil. Ben bunları anlatırken, lütfen yanlış anlamayın, akademik title sahibiyim ama ondan önce iş dünyasının içindeyim. Ondan önce bürokrasiden gelen biriyim. Yani arka planını iyi kötü farklı görebildiğim için böyle bir değerlendirme yapıyorum. Mış gibi yapmak yerine gerçekçi olmaya çalışıyorum. Ucunu bırakalım da demiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama yani enflasyon ve büyüme ikileminde konumuz belli. Döviz olayı çok daha önemliyken, dış ödemeler dengemiz çok daha önemliyken, kurlar daha önem taşıyorken, kur faiz dengesini kurmak gerekirken, bankacılık sistemini açmak gerekirken, enflasyon diye bir soyut kavram üzerinde yol almak kolay değil. İş dünyası irili ufaklı, tüketici, bireysel tüketiciler, insan ihtiyaç kredisi sahipleri, taşıt kredisi almak isteyenler, konut kredisi almak isteyenler, kaynak arayışında, özellikle iş dünyası irili ufaklı
kaynak arayışında kendi kaynağını bile kullanamama kısıtları içinde böyle bir durumda bunları açmak lazım. Muhtemelen yeni yönetimin ekonomi, hazine ve maliye bakanının kim olacağı önem taşıyor. Onunla beraber Türkiye ekonomi modelinin revizyonu önem taşıyor. Ama şunu diyebiliriz ki mevcut durum sürdürülebilir değildir. Sürdürülmesi imkanı yoktur. Revize edilir, yeniden yazılır, ezber bozulur. Bu işin başka tarafı ama mevcut haliyle sürdürülemeyeceğini söylediğim ve büyüme, kur, faiz konularını önceliklemek daha önemli olsa gerek. Evet, büyüme, kur ve faiz konuları, bunların önceliklendirilmesi gerekiyor. Enflasyonla mücadele belki de şimdilik rafa kaldırılabilir, daha soyut bir kavram dediniz. Şimdi hocam çok az vaktimiz kaldı ama yani bir de hani bu büyüme, kur, faiz tarafında hani orada bir önceliklendirme yaptırdığımız zaman acaba hangisi öne çıkıyor ve bunların hepsi tabii ki birbiriyle bağlı ama hani ilk adım ne olmalı sizce? Seçim sonucundan bağımsız olarak az vaktimiz kaldı. Kısa bir değerlendirme rica edeyim. Çok net söyleyeyim. Türkiye'nin çok ciddi bir döviz ihtiyacı var. Evet. Bu Türkiye'nin bu döviz ihtiyacının karşılanması önemli. Para ekonomide kan damarlardaki kan gibidir. Damarlardaki kanın akışını sağlayamadığınız sürece o bünye, o şey çalışmaz, o ekonomi çalışmaz. Dolayısıyla para tarafını hem TL olarak hem döviz olarak öncelikle dizayn etmek, eğer orayı dizayn ederseniz yabancı yatırımcı da gelmeye başlar. Doğrudan yabancı yatırımcıyı kastediyorum. Portföy yatırımcısını kastetmiyorum ki o da gelmiyor. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi seçimden önce de gidenler gitti, gitmeye de devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu potansiyeli ortaya koyuyor. Bugün borsanın seyri bu potansiyeli, bu seyri ortaya koyuyor. Onun için bizim öncelikle para tarafını dikkate alarak hem TL faiz, kur, döviz, bu üçgeni sarmalı ele almak ve değerlendirmek lazım. Müdahalelerle, ikili yapılarla bunun yürümesi mümkün değil. Gerçekten serbest piyasadaki döviz kuruyla bankaların kuru arasında 1,5-2 lira fark varsa bu %10 açık demektir, fark demektir. Bunların ikili yapı, ki geçen hafta yazımda da öyle başlık atmıştım gazetede, ekonominin her tarafında ikili yapı var. Evet. Bunları önlemek lazım. Dolayısıyla o taraftan girip, sakın olay yanlış anlaşılmasın. Evet. Fransızların dediği gibi laissez-faire, laissez-passer, le ventre dönüyorum. Yani kendi haline bırakın, dünya gider. O klasik iktisat anlayışından bahsetmiyorum. Evet. Mutlaka müdahale gerekir. Akıllı müdahaleler yaşama döndürür diyorum. Şu andaki durum sürdürülebilir değil. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu bizimle beraberdi. Fokus'u noktalıyoruz. 12.30'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.